Özlem Denizmen'le para durumuna hoş geldiniz. Evet, neler neler diyoruz. Sene başladı. Ayı ortaladık bile. Umarım herkes hedeflerini, planlarını yaptı. Biliyorsunuz hiçbir para durumu kalıcı değildir. Para bazen oluyor, hava durumu gibi bazen olmuyor. Biz de burada bunu sürdürülebilir kılmak amaçlı neler öğrenebiliriz diyoruz. Ve bunun temelini de sürdürülebilirlik esaslarına bağlıyoruz. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler dedi ki nedir bu sürdürülebilirlik bulut gibi? Biz bunu alacağız, 17 maddeye indirgeyeceğiz ve bütün iş liderlerine, dünya liderlerine diyeceğiz ki ey lider sen ne yapıyorsun bu konularla ilgili? Bütün şirketlerde uygulanmaya başlayan bir hal aldı artık sürülebilir. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve liderlerle, Türkiye'deki iş liderleriyle, toplum liderleriyle konuşuyoruz. Bugün de karşımızda Sayın Atilla Köksal var. Merhaba Atilla. Merhaba Özlem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ünlü menkul değerler yönetim kurulu üyesisin. Aynı zamanda Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yönetim kurulu başkanısın. Ve aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF. Panda ile bildiğimiz evet. Yönetim kurulu üyesisin. Harika. Konuşacak çok şey var. Evet. Öncelikle tam olarak yöneticilik tarafından başlayalım. Siz Ünlü'de ne yapıyorsunuz? Evet. Sürdürülebilirlikle ilgili. Tabii. Şimdi Ünlü Türkiye'nin en büyük yatırım kuruluşlarından birisi evet. Malum. Normal işlerimizin yanı sıra 3 alanda özellikle girişimcilik, sanat ve finansal okuryazarlık alanlarında sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Burada özellikle kadınlara yönelik ilginç bir programımız var. Yıllardır yürüttüğümüz Kadın Girişimciler Akademisi diye. Her yıl 25 kadın girişimciyi şirketimize davet ediyoruz. Onlarla tanışıyoruz. Onlara eğitimler veriyoruz. Bunlar genelde yaratıcı kadınlar, şirket kurmuşlar. O şirketleri büyütmek üzere çalışıyorlar. Bizler de onlara işte finansal konularda eğitim veriyoruz, yöneticilik eğitimleri veriyoruz ve sonra da yıl boyunca mentorluk yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok bizlere heyecan verici bir proje ve güzel sonuçlar da alıyoruz. Bu sürekli tekrarlanıyor. Belki buradan da izleyicilere bir mesaj verebiliriz. Takip nasıl etsinler. Başvurabiliyorlar onu da söyleyeyim. Tabii onun da eğer bizim sitemize girerlerse ünlü menkul değerler. Oradan başvurabiliyorlar. Oradan görüp 25 kadın başvuruyor. Yani bu burada kalkınma hedeflerinde 5 SDG 5 dediğimiz 5. Ona high five da deniyor. Kadınların da tabii. Erkeklerle eşit tabii. Haklara sahip olması. Sanatla ilgili çok çalışmalarımız var. Sanatın yayılması için ama benim özellikle üzerinde çalıştığım bu finansal okuryazarlık evet. Şeyi var ki orada seninle de eminim izleyiciler biliyordur ama senin kurmuş olduğun 2012 yılında gerçekten büyük bir vizyonla Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin şimdi yönetim kurulu başkanı oldum. Senden devraldım. Sen de sağ ol hala danışma kurulu başkanımız olarak orada görev yapıyorsun. Burada da hedefimiz vatandaşlarımıza finansal konularda işte tasarruf, birikim, yatırım gibi konularda yardımcı olmak, onları öğrenmelerine yardımcı olmak, finansal ürünleri doğru kullanmalarına yardımcı olmak. Finansal piyasalarda olan işte dolandırıcılık vesaire özellikle son dönemlerde gittikçe artan teknolojinin kullanımıyla o konularda yanlış yapmalarına engel olmak konusunda çaba sarf ediyoruz. Orada da senin zamanında getirmiş olduğun bir slogan vardı. Parasını yöneten hayatını yönetir sloganını kullanıyoruz. Ve toplumun çeşitli kesimlerine yani ilkokul öğrencilerinden başlayarak üniversite öğrencilerine, kadınlara, İş hayatına yeni başlayan kadınlara, ev kadınlarına ayrı ayrı programlarımız var. Çiftçilere özel programlarımız var. Askerlere özel programlarımız var. Dolayısıyla finansal okuryazarlık çalışmaları ile toplumu bilinçlendirmeye, işte bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 7 maddesi aslında bunu kapsıyor. Harika. Hangi maddeler? Bir onu da konuşalım mesela, mı? Yani çok temelinde çünkü finansal tabii. okuryazarlık, sürdürülebilirlik hedeflerinin çok temelinde olan bir altyapı tabii, taşı. Tabii tabii. Özel mesela yoksulluğa son. Evet. Veya gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek. Evet. Açlığa son gibi. Evet. Şuradan bakalım listeden. Sağlıklı bireyler yani onu bile etkiliyor. Çünkü iyilik hali bu wellness dediğimiz evet. iyilik haline gidilmesini sağlıyor. Evet evet. Eğitim tabii ki. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Değil mi? Aynen. Çünkü yani kaynaklar, şimdi birikim
ne oluyor? Birikimleri işte sermaye piyasasına, finans sektörüne aktarıyorsunuz. Finans sektörü bunları alıyor, değerlendiriyor, yatırımcılara kaynak olarak veriyor, girişimcilere kaynak olarak veriyor. Böylece bir pozitif bir çemberin içine giriyorsunuz. Hep kazan kazan oluşuyor gibi. Eşitsizliklerin azaltılması tabii. Evet. Çünkü maalesef dünyadaki en önemli problemlerden birisi gelir dağılımı eşitsizliği. Doğru. Bunu elimizden geldiğince, yani finansal okuryazarlık öğretileriyle işte elimizden geldiğince düzeltme yönünde çalışıyoruz. Evet. FODER milyonlara ulaşıyor Finansal Okuryazarlık Derneği. Öyle değil mi? Yani kaç... Gelirimiz sayesinde tabii. Toplam bir topyekün olarak. Tabii. Habitat yani. Habitat. Evet, evet. Bizim üyelerimiz bankalar, şirketler, hatta Merkez Bankası bile üyemiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal Okuryazarlık Derneği üyesi, altını çizerek söyleyelim. Tabii, tabii, tabii. Burada kamu bankaları var, özel bankalar var. Borsa İstanbul gibi kurumlarla birebir çok çalışıyoruz, bize çok destek oluyorlar. Sigorta şirketleri var, özel bazı şirketler var, finans sektörü dışında şirketler var. Olmayan kalmasın zaten, tüm finansal kurumları. Tabii. Sadece finansal kurumlarda da kısıtlı değil. Değil. Neler yapıyorsunuz üyelerle? Hani sürdürülebilirlik hedeflerinde ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyen bir kurum şu anda bizi izliyor. Evet. Ben de finansal okuryazarlığı seçeyim çünkü 7 maddenin içinde var. Bir arayayım. Ne yapabiliriz dernekle diye aradım tabii, ben tabii. Şimdi. Alo, merhaba Sayın Başkan. Tabii. Ne yapabiliriz bizim şirket? Tabii, şimdi gerçekten toplumun çeşitli kesimlerine, hani bir kere mesajlarımız da çok basit, onu da söyleyeyim. Evet. Yani biz burada kimseyi bir finans uzmanı yapmayı hedeflemiyoruz. Evet. Gayet basit. Ne diyoruz? İşte bütçe yap. Değil mi? Bütçede gelirlerine giderlerine bak. Yani gelir tarafında maalesef, yani FODER olarak çok katkıda bulunabileceğimiz bir şey yok. Ama gider tarafında... çok israf yapıyoruz. Evet. Yani gerçekten orada eğer giderlerimizi yakın takip edersek o israfların bir kısmını kesebiliriz. Bu kestiğimiz israflar doğal olarak tasarrufa, tasarruflar birikime, birikimler yatırıma dönüşüyor. Dolayısıyla vatandaşa biz çok basit bir mesaj verip bütçe yap, giderlerine bak, giderlerini kontrol et, tasarruf et, bunu yatırıma dönüştür ve sabırlı ol. Evet. Bekle. Yani disiplinli olmak ve sabırlı olmak aslında İki temel uzun vadede işte refahı arttıran, kolay değil tabii. Evet. Hiç kolay değil. Evet. Özellikle bir de tabii toplumumuzun önemli bir kısmı dar gelirli. Evet. Yani neden tasarruf yapmıyorsun diye anket yaptığımızda görüyoruz ki neredeyse %90'ı gelirim yetmediği için diyor. Tabii %90'ı ben tam gerçekçi bulmuyorum. Belki %60'ı. Öyle zannediliyor bir de. Öyle zannediliyor. Evet. Yani bir %20'lik, 30'luk bir kesim var ki aslında. Yapabilir. Ayda 50 lira, 100 lira, 200 lira bugün yatırım yapabilir. Ama onlar da yapmıyor. Onlar da yapmıyor. İşte biz de onları değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bunun için de işte finansal okuryazarlık eğitimleri yapıyoruz. Bir de son yıllarda moda olan bu davranışsal finans, yani moda demin tabii etkinliğinin çok görüldüğü davranışsal ekonomi, davranışsal finans metodlarını kullanarak vatandaşların özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların tasarruf ve eğitim alışkanlıklarını biraz manipüle ederek ama olumlu pozitif yönde. Pozitif manipüle ederek. Tabii olumlu yönde. Evet. Onların bu davranışlarını kendilerine yarar sağlayacak şekilde değiştirmeye çalışıyoruz. Hani bir zihin haritası var galiba Atilla. O zihin haritasından çıkmak gerekiyor. Onun için de örnekler gerekiyor, yapanlar gerekiyor. Tabii. Çünkü çoğu zaman hani baktığınız zaman biliyoruz bu biraz para şey gibi, kilo kaybetmek gibi hepimiz biliyoruz. Biraz az yiyeceğiz, biraz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Doğru. Ama nasıl başlayacağız buna? Evet. Ya da bir takım bazı saplantılarımız var, ön yargılarımız var. Nedir birkaç tanesini hemen söylersen? Mesela Türkiye'de işte insanların şöyle bir saplantısı var. Ya 50 liralarla 100 liralarla para mı birikir? Evet. Birikir. Neden? Çünkü bizde hep böyle zenginliğin limiti hani milyon liran olursa, milyon doların olursa zengin olur. Evet. Halbuki öyle değil. Onlar nasıl oldu? Halbuki şöyle yani dünyada 7.6 milyar insan yaşıyor. Bu insanların %50'sinin 2000 doları yok, 10 bin lirası yok veya 15 bin lirası yok. Tekrar edelim bunu, önemli bir rakam. Yani dünyada yaşayan 7.6 milyar insanın 3.8 milyarının toplam varlığı 2200 doların bizim paramızda 15 bin lira diyelim. Yani... Daha bile az ama 15 bin liranın altında. Dolayısıyla 15 bin lira birikmiş paranız varsa dünyadaki insanların %50'sinden daha zenginsiniz. Öyle bir şükrederek başlayalım zaten. Çok, çok önemli büyük bir şey. Para mı değil belki ama bir şey. Eğer 72 bin dolarınız varsa ona da 400-500 bin lira diyelim.
dünyadaki insanların %90'ından daha zenginsiniz. Şimdi 500 bin lira tabii az bir para değil. Evet. Büyük bir para. Fakat ulaşılabilir bir para. Yani 25 yaşında birikim yapmaya başlayan birisi ayda birkaç yüz liralarla birikime başlarsa ve bu birikimi öyle çok da riskli olmayan makul getirili yatırım araçlarına yönlendirirse ve bu birikime sürekli devam ederse, biraz da zaman içinde arttırırsa, yani birkaç yüz liralardan bahsediyorum. Evet. 60 yaşına geldiğinde, şimdi tabii bazı izleyiciler, genç olanlar diyecek ki ya 60 yaş çok güzel, ama değil. Atilla ama abi. Geliyor. Ama geliyor işte, biz geliyoruz geldik gibi. Dolayısıyla öyle bir şeye ulaşılabiliyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu tür. Bir de bunun tabii, örneğini isteyeceğim. Tabii. Artı bir de tabii sistem de bizi çok devamlı yanıltmaya çalışıyor. İşte Kara Cuma diye bir şey var mesela. Bizi bir alışveriş çılgınlığı içine sokuyor. Hadi yetmiyor. Gene senin deyiminle bize ait olmayan paralarla ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz değil mi? Aynen. Orada gidiyorlar bizi çıpalıyorlar, işte 100 liralık şeyi 70 liraya satıyoruz diye. Orada coşkuya kapılıyor. Yine senin derneğimize soktuğun bir şey o 10 saniye kuralı. Çünkü bir davranışsal şey bu. Gidiyoruz oraya, alıyoruz. İşte yaz geliyor, onun coşkusu var benim içinde. Benim eve gelmen lazım. Senden kaç tane var? Öyle. Ve o coşkuyla alışverişe gidiyoruz. İşte bir beyaz tişört, yaz geldi, mayo giyeceğiz. Mayo bir tane daha, iki tane daha. Kasaya giderken ne hiç diyoruz? Yetmiyor. Dur diyoruz. Dur yolcu. Mi? Evet. Ne yapıyoruz? O şeyle bir düşün diyoruz. Bu bir istek mi, ihtiyaç mı? Çünkü bu o şeyi kırmaya yönelik. Çünkü orada bizi etkileyen şey, refleksif sistemimiz bizi etkiliyor. Evet. Yani tamamen hemen bir davranışsal gelmeli, bir şey. Gelmeli. Almalıyız diye o coşkuyla giderken onu durdurup akılcı sisteme geçtiğimiz zaman, o zaman diyoruz ki ya benim evde iki tane daha beyaz pantolonum var, ben bunu bırakayım de, yani bir tanesini al veya almayayım deyip işte böyle yavaş yavaş israfı önleyip tasarrufa geçmeye çalışıyoruz. Küçük, çok uzun seneler sermaye piyasalarına çok büyük katkın oldu. Şimdi gençler çok somut olarak ne yapsınlar? Yani şu anda bizi seyreden anne babalar olabilir. Evet. Hemen çocuklarına diyelim 15-16 yaşına geldi, 14'ten sonra başlıyor diye düşünüyorum ben. Hemen ne yapsınlar? Tabii. Nasıl sevdirsinler? Tabii bir kere anne babalar olarak yani çocuklarımıza paranın değerini öğretmemiz lazım. Hı-hı. Yani ve çocuklar bir şeyi alırken yani onun fiyatına bakıp değil de onun değerini bilerek almaları lazım. Hatta fiyatına da tabii bakmaları lazım. Ben mesela görüyorum alışveriş merkezlerinde. Geliyor çocuk, veriyor kartını, bir şey alıyor oradan. Ne fiyatına bakıyor ne de onun için değerini ne kadar. Değerini ölçüyor, istek mi, ihtiyaç mı? Değer konusunu gerçekten çok iyi anlatmamız lazım. Bu bir. Paranın önemli bir şey olduğunu anlatmamız lazım. Tabii çocukları da şöyle yapmamamız. Yani bizim sloganımız parasını yöneten hayatını yönetir ama mesela her eğitimin başında da diyoruz ki yani hayatta her şey para değildir. Yani paradan çok daha önemli şeyler var. Aile var, işte arkadaşlar var, iş hayatı var, kariyer var. Bir sürü şey. Ama maalesef hayatımızda para diye de bir şey var. Aynen. Bununla da yaşamak zorundayız. Peki çok sonuna gelmişiz. Sohbet çok güzel gidiyor. Çok kısa olarak yatırım uzmanısın sen aynı zamanda. Birazcık bir de param var. Nereye koyayım diyenlere ne tavsiyen var? Ondan sonra ailenle ilgili para, bir şey sorayım. Yatırımlarda kesinlikle hiçbir zaman tek bir yatırım aracına yatırım yapmamak lazım. Riskleri yaymak lazım. Çeşitli yatırım araçlarına yaymak lazım. Bilmediğiniz yatırım araçlarına asla girmeyin. Yatırım hani böyle hızlı para çabuk Bitcoin, geldi falan. Öyle bir şey yok. Yani hızlı para kazanmak diye bir şey yok. Maalesef para kazanmak ancak zamana yayılarak olabilir. Kameraman arkadaş sordu. 1000 liram var ne yapayım diye. Ne yapsın? Yani işte 1000 lira işte birazcık döviz alsın, biraz altın alsın, biraz böyle fon alsın, hisse senedi fonu olabilir, tahvil. Onları bölerek değerlendirmeye çalışsın. Onu yani o para iki misli olması bir süreç. Unutsun. 1000 lirayı koy yani olanlar. 1 kenara koyup unutabiliyorsan. 2'ye 3'e 4'e bölün ve unutun. Tabii. Sabredin. Yani öyle coşkuya kapılıp hani Bitcoin alayım, bunu şey yapayım veya şu hisse de böyle oluyor. İşte bana taksi coşku yok. Böyle, coşku yok. Çünkü yani öyle bir şey olsa zaten değil mi? Herkes yani uzman dediğimiz kişiler bizim gibi evde otururuz, bütün gün alırız, satarız. Evet. Zenginliğimize zenginlik katarız. Yok öyle bir şey. Yani ama doğru yatırımlarla, riskleri yayılmış yatırımlarla zamana yayılmış bir strateji işte doğru sonuç getiriyor. Söylemesi kolay oluyor da Atilla, yapması zor oluyor. İşte sabır ve disiplin. Sabır ve disiplin. Yani en önemli iki şey. Bununla yapacağız. Evet. Peki sizin ailede maşallah çocuklar büyüdüler.
Sürdürülebilirlik konuşulan bir şey mi? Ne bileyim, eve plastik şişe almayalım, tabii, onu yapalım, bunu yapalım. Ne yapıyorsunuz tabii, evde? Tabii. Çok kısa. Oğlum da kızım da, özellikle kızım bu konuda gerçekten çok şey. Eskiden de bize hep azarlardı. Ben mesela sabahları tıraş olurken suyu açık bırakıp böyle şey yaparken hemen gelip kapatırdı, bana kızardı. Kendisi işte bizim Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda çalışıyor. İmece diye gene bir sosyal sorumluluk şeyi var, projesi var, orada çalışıyor. Gerçekten bu konuda gençler çok bilinçliler ve ben bundan da tabii büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani bizi uyarıyorlar, evde plastiği işte ayrıştırıyoruz, şey yapıyoruz filan. Anne baba diye sizleri de böyle silkeliyorlar evde. Tabii, çocuklar tabii. Çok önemli o konuda. Tabii, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Harika. Çok 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 teşekkür ediyorum Atilla Köksal. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir uçtu gitti zaman. Ama finansal okuryazarlığın, sürdürülebilirliğin kalkınma hedeflerinin temelinde yattığı 7 maddeli olduğunu altını çizdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi seneler. Teşekkürler. Özleme Sor bölümündeyiz. Hiçbir para konusu yok ki çözümsüz değildir. Kişisel para konunuzla ilgili her şeyi bana sorabilirsiniz. Buradayım. Bana Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Evet, bakalım bugün ne sorularımız var. Merhabalar Özlem Hanım. Biz yurt içi yurt dışı seyahat etmek istiyoruz ama kısıtlı bütçemiz var. Nasıl daha kolay hale getirebiliriz? Yurt dışı, yurt dışı seyahat etmek istiyoruz. Seyahat, bakın bütün Türkiye'yi geziyorum, seminerler yapıyorum. En fazla çıkan hedef, herkes bir yere gitmek istiyor. Böyle gözümüz gönlümüz açılsın, mekan değişsin istiyoruz. Çok güzel, seninle daha başlarındayız. Erken rezervasyon için harika zaman. Erken rezervasyon ile %50 ucuza getirebilirsiniz. Lütfen üşenmeyin. Üşenmeyin ya bugün ya yarın, ama bu hafta içerisinde nereye gitmek istiyorsunuz? Yaz tatiliniz, bayram tatiliniz, her nereye gidecekseniz şimdiden erken rezervasyonu yapın. İki, çok önemli bir konu, o da şimdi genelde tam tatile gitmeden kredi kartına borçlanıyoruz ya da tatil kredisi denilen krediden çekiyoruz. Ben bunu hiç sevmiyorum. Neyi seviyorum? Yavaş yavaş biriktirmeyi. Nasıl? Tatil hedefim için ben her ay 100 lira koyuyorum. Bir senede 1200 lira eder. Her ay 400 küsür lira koyuyorum. Bir senede 5000 lira eder. O yüzden bugün benim sana tavsiyem, yavaştan biriktirmeye başla. Evet, Özlem'e Sor'da bir sorumuz daha var. Merhaba Özlem Hanım. Düzenli olarak alınan altın, döviz, hisse uzun vadede pasif gelir sayılır mı? Teşekkürler demiş Gülşen Hanım. Ben de teşekkür ederim. Soru soyunca böyle beyinlerimiz açılıyor. Daha biliyoruz, paylaşıyoruz. Şimdi pasif gelir nedir? Pasif gelir şudur. Pasif gelir, ben uyurken böyle, akşam evimde uyurken tıkır tıkır para kazanıyorum. Bu demek. Ve pasif gelir herkesin hedefi olması gerek. Neden? Çünkü hayat boyu çalışman lazım öbür zaman. Hayat boyu çalıştığımız zaman pasif gelire ulaşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Saatimizi satıyoruz. Çalışma saatlerimizi satarak alıyoruz. Ama pasif gelir neler olabilir? Bir, emlak alıyorsunuz, ev alıyorsunuz, kirası geliyor. Siz uyurken hop hop geliyor. İki, hisse senetleri alıyorsunuz, temettüsü geliyor. Üç, burada telif hakları olabilir. Bir fotoğrafınız olabilir, müziğiniz, her neyse. Ama herkese tavsiyem pasif gelire geçin. Altın, döviz, hisse, eğer hisse temettü veriyorsa sadece bunların içerisinden altın veya döviz pasif gelir değildir. Onlar yatırım araçlarıdır. Ama hisse temettü veriyorsa, böyle tavuk yumurtlar gibi yumurtluyorlar ya karlarını, o zaman o pasif gelir demektir. Umarım faydalı oldu. Evet, programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Bu bölümde sizler bana yapmak istediğiniz harcamalarla ilgili danışıyorsunuz. Ben de sizin para durumunuza bakıyorum. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma içinde olmanızı önemsiyorum. Bugün para var, yarın da olsun istiyorum. Ve ona göre onay ya da red veriyorum. Evet, bakalım bugün hattımızda kim var ve ne almak istiyor? Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Merhaba, o zaman nasılsınız? Selen Hanım, doğru mu? Evet, ismim Selen. Bartın'dan arıyorum. Bartın'dan. Nasıl? Evet. Bartın'da havalar nasıl? Bayağı soğuk, yağmurlu. Evet, aynen. Buralarda da böyle. Artık tabii kış bastırıyor. Peki, ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ben ev eşyası almak istiyorum. Evimdeki eşyaları yenilemek istiyorum. Evet. 8000 TL tutarı. 8000 liralık ev eşyası. Biraz, evet. Biraz tanıyayım ben sizi Selen. Kaç, yaş kaç, evli, çocuk, hani böyle genel tabii, hayat... 27 yaşındayım, bekarım. Yalnız yaşıyorum. Yalnız, kirada mı senin evin mi? Kiradayım, evet.
Kirada, kirada. Ne kadar kira ediyorsun? 1100 TL. 1100 TL. Bartın için nasıl bir rakam? İyi mi? Biraz yüksek. Biraz yüksek Bartın için. Peki hemen para durumuna bakalım. Bugünkü para durumun 8000 liralık mobilya için müsait mi değil mi? Mobilyalar bize böyle güzel enerji verir, yenilik enerjisi verir. İsteriz ki evimiz böyle yenilensin. Biz de o yenilik enerjisinde yaşayalım. Psikolojik bir konudur yenilik enerjisi. Bazen kıyafetlerde, bazen mobilyalarda hissederiz. Ne kadarlık bir gelirim var sevgili Selen? 5000 TL'lik bir gelirim var. 5000 liralık gelirim var. 27 yaşındasın. Gayet iyi. Bravo. İşine sıkı sıkı sarıl. Giderlerin ne kadar? 4000 TL giderim var. 5 geliyor, 4 gidiyor. Ben şöyle bir birikim bekliyorum o zaman senden. Birikimim 3000 TL. 3000 lira biriktirdin. 5 geliyor, 4 gidiyor. Arada ayırdığın 1000 lirayla 3 aydır mı ayırabiliyorsun 1000 lirayı? Yok aslında. Karışıyor. Yani uzun zamandır evet. Peki 3000 lira birikim borç var mı? Var. Ne borcu? Kredi borcum var 5000 TL. Ne kredisi? İhtiyaç kredisi. Anladım. Ne için ihtiyacın olmuştu Selen? Daha önce kredi kartı borcumu kapatmıştım. Kredi kartı borcunu kapatmak için kredi çektin. Kredi evet. kartı borçlarını sıfırladın. Evet. Sıfırlanmış borçlar için buradan alkış yapıyorum sana. Harikasın. Çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Bravo. Kredi kartı borçlarının sıfırlanması en sevdiğim şey. Gayet iyi. Peki 8000 liralık mobilya almak istiyorsun sevgili Selen. Ben bugün sana red veriyorum. Peki Özlem Hanım. Niye red verdiğimi soracağım mı? Evet. Neden red verdiniz? Şöyle söyleyeyim. 27 yaşındasın. Daha evli değilsin. Hayatın uzun bir hayat var önünde. Şimdi evet. önemsemen gereken şeyler mobilya değil. Önemsemen gereken şeyler kitap Hı-hı. okumak, seyahat etmek, beynini, vizyonunu, zihin haritanı genişletmek, çevreni evet. genişletmek. Hem Hı-hı. kendine, hem ailene, hem topluma, hem ülkemize faydalı şeyler üretmek. Bunları düşünmek, Hı-hı. planlamak. O yüzden ben bugün sana 8000 liralık mobilya için red veriyorum. Çünkü evinde mobilyalar var herhalde, bir şeyin üzerine oturuyorsun, evet. yatıyorsun. Evet, tabii ki. Tamam, onun yerine gel İstanbul'a, git Kars'a, Mersin'e, Kapadokya'ya, biraz böyle ülkemizi gör. Para özellikle senin yaşlarında benim tavsiye ettiğim şey zihin haritamızın genişmesi. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Söz ama değil mi? Kapatıp evet. almayacağım mobilyaları. Yok, almayacağım. Harikasın, harikasın. Tebrik ediyoruz seni tüm Türkiye olarak. Bravo. Çok güzel. Mobilyalar gelir sonra. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Sürdürülebilirlik dedik, finansal okuryazarlık dedik ve özellikle gençlerimizin zihin haritalarını genişletmesi, büyütmesi dedik. Ne güzel, yepyeni bir senenin daha başlarındayız. Herkese harika bir sene, harika bir hafta diliyorum. Her çarşamba buradayız, bekliyoruz efendim.